Herkese merhaba arkadaşlar tekrar anlam bilgisiyle karşınızdayız. Haydi bakalım ilk olarak bir neyimize bakacağız. Tabii ki de programımıza bakacağız. Dördüncü sınıf Ekim programında bizler bugün ilk olarak anlam bilgisini sizlerle işleyeceğiz. İsterseniz bu program açıklamalar kısmını indirebilir ve bizleri daha planlı ve programlı bir şekilde takip edebilirsiniz. Haydi bakalım ilk olarak içindekiler kısmına bir değinelim. Bugün neler öğreneceğiz? Karşımızda çek. Çekmecelerimiz var ve hemen çekmecelerimizi bir açalım. İlk çekmecemizde hop ne çıktı? Gerçek anlam. Bugün gerçek anlamı. Başka hop mecaz anlamı. Hmm. Pembe çekmeceden ne çıkacak? Terim anlamı bol bol. Konu öğreneceğiz anladığım kadarıyla turuncu çekmece'den basit türemiş birleşik sözcükleri öğrenecekmişiz. Son çekmecemize ne var? Sarı boş zaten bir ton gülümüz var. Konuyu öğrenmek için hazır bir şekilde bekliyor. Farkındaysanız, sizler de hazırsanız hemen bir konumuza geçiş yapalım. İlk olarak gerçek anlamdan bir başlayalım. Hemen şöyle güzel bir mavi kalemimi alayım. Bir sözcüğün birden fazla anlamı olabilir. Peki, sözcükler cümle içerisinde farklı anlamda kullanılabilir. Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamına bizler ne diyeceğiz? Hop, ne diyeceğiz? Gerçek anlam diyeceğiz, değil mi? Bu çok önemli. Gerçek anlam denir dememiz lazım sevgili arkadaşlar. Peki, hemen gelin bir bilgilenelim. Sözcüğün gerçek anlamı sözlükte bulunan ilk anlamıdır. Bu nedenle gerçek anlamlı sözcüklere bizler temel anlamlı sözcükler diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Örneğin sözlük dediğimizde aklınıza ilk ne geliyor? İçerisinde kelimelerin anlamlarının yazılı olduğu, hafif şöyle bir kalın, orta boyutta bulunan bir kitap geliyor, değil mi? Bunlar bizim aklımıza gelen ilk anlamı. Sözlüğün anlamını sözlükte aradığımız zaman buna yakın bir şeyler çıkacak. Dolayısıyla bu da temel anlamı oluyor sevgili arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Hemen pekiştireceğiz. Hemen bir matematiğe değinelim da, aritmatikle geometriyi bir arada öğreten dersin adıymış. Matematik. Sözlükteki anlamı bu. Peki bizden örnek cümle kuralım. Yani aklımıza gelen ilk gerçek anlamıyla ilgili bir cümle kurmamızı istiyor burada. Mavi ile yazmayayım, kırmızı ile yazayım. Daha dikkat çekici olsun. Hop. Bugün, bugün matematik, matematik ne yapsın? işledim yani iş işledim. Burada ilk gerçek anlamı burada kullanılan matematik değil mi? Bir dersin adı okullarda ya da evde çalışılan, öğretilen aritmetikle geometriyi birleştiren bir dersin adı. Dolayısıyla ilk gerçek anlamını kullanmış olduk. Hemen dolaba geçiyorum. Çoğunlukla tahtadan yapılmış, bölmeli ya da çekmeceli bir mobilyaymış. Hemen örnek cümle kuralım. Dolaptan dolaptan hop kazak aldım. Kazak aldım. Peki gerçek anlamıyla mı kullandım? Hemen bir test edelim dolaptan dediğim kısım yine bir mobilyayı kastettik değil mi? Burada yine tahtadan yapılmış olabilir, farklı araç ve gereçlerden yapılmış olabilir, bölmeli ya da çekmeceli bir mobilyaydı. Açtım kapağını, içerisinden kazağımı aldım, tekrar kapağını kapattım. Demek ki ne oldu? Gerçek anlamını kullanmış olduk. Harikasınız. Haydi bakalım. Peki gerçek anlamı öğrendiysek acaba mecaz anlam ne? Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlama bizler ne diyeceğiz? Mecaz anlam. Mecaz anlam. Diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Göstermiş olduğun davranış çok inceydi. Şimdi bu kelimeye bir dikkat edelim. İnce genellikle ne için kullanılıyor? Çok böyle... Daha dar, uzun, daha ince, daha naif şeyler için kullanılıyor değil mi? Örneğin ince belli bir bardak çizelim şuraya hoppa şurası ince yani kalın değil değil mi? Daha küçük olduğunu ifade ediyorum ama burada ne anlamda kullanmış? Göstermiş olduğun davranış çok inceydi yani çok naif değil çok nazik de anlamında. Demek ki ince kısmından uzaklaşmış yeni bir anlam kazanmış. Dolayısıyla bu ince artık ne oldu? Mecaz anlam oldu. Harikasınız. Peki hemen örneklendirelim. Bugün bana çok soğuk su. soğuksun. Soğuksun kelimesinin ilk gerçek anlamı nedir? Örneğin elimde bir su var ve çok soğuk. Değil mi? Onun sıcaklığının soğukluğunu ilk olarak aklıma getiriyorum. Ama burada bugün bana çok soğuksun. Yani belki sinirli davranabilirsin, belki öfkelisin, belki hiç ilgilenmiyorsun, değil mi? Dolayısıyla soğuk kelimesi burada yeni bir anlam kazanmış. Harikasınız. Hemen şu ikinci bulutuma bakayım. Hadi bu tatlı oyunu oynayalım. Tatlı denilince aklınıza ilk ne geliyor? Tatlı şeyler değil mi? Baklava olabilir ya da diğer şerbetli ya da sütlü tatlılar olabilir. Ama burada tatlı oyunu oynayalım. Yani bu oyunu çok sevmişler, çok beğenmişler anlamında tatlı diye nizelendirmişler. Dolayısıyla burada da gerçek anlamda ne yapmış? Hop uzaklaşmış. Bu oyuna bayılıyorum. İlk olarak bayılma kelimesinde ilk aklınıza ne geliyor? Benim ya da bizim ne gelebilir? Hop! böyle tansiyon düşüklüğü olabilir değil mi? Genellikle bir bayılma durumu söz konusu hakkınıza geliyor. Ama burada çok sevmek, çılgınlar gibi eğlenmek anlamına da geliyor olabilir. Dolayısıyla yeni anlam kazanmış değilim. Ece kalemini izinsiz aldığım için bana çok kırıldı. Eyvah! Gerçek anlamı ne kırıldığının örneğin bir bardak düştü yere pat diye parçalandı kırıldı değil mi aslında ilk aklıma gelen bu. Ama burada çok üzülmüş değil mi ya da öfkelenmiş de olabilir. Yani yine bir anlam kazanmış. Harikasınız. Haydi bakalım. Hoppa etkinlik yapalım. Aşağıdaki uçma kelimesini hem gerçek anlam hem de mecaz anlamını cümle içerisinde kullanın. Bir cümle kuracağız. Bu cümlede öncelikle gerçek anlam olacak. Sonra ikinci cümlede de mecaz anlam olacak. Öncelikle bir soruyu doğru anlayalım. İlk birinci cümleyi hemen yapalım. Gerçek anlamlı uçmak kelimesi. Ne olsun mesela? Ee, kuş, kuş, havada uçuyor kuş havada uçuyor. Altında çizdim. Uçmak kelimesini gerçek anlamda kullandım. Yani aklıma gelen ilk. Hop, pıt 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 uçmak değil mi? Bakalım. Bir de meciz anlamında hemen şuna gerçek diyelim. Gerçek. Bu anlamdan uzaklaşmam gerekiyor. Hazır mısınız? Harika bir cümle. Şu an havalara uçuyorum. Şu an havalara uçuyorum. Şu an havalara uçuyorum. Şu an ders anlatırken gerçekten havalara uçmam mümkün mü? Mümkün değil ama şu an ne yapıyorum? Çok seviniyorum değil mi? Havalara uçuyorum anlamında kullanıyoruz. Yani gerçek anlamından hop uzaklaştım artık bunun anlamı ne oldu sizce? Tabii ki de mecaz anlam oldu. Harikasınız terim anlam, hu, uh, bilim, sanat, spor veya meslek gibi alanlarda belli kavramları karşılayan sözcüklere bizler ne diyeceğiz? Tabii ki de terim anlam diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Hemen örneğimizi pekiştirelim. Müzik, spor ve edebiyat alanları koymuşlar ve altına bizden örnek yazmamızı istiyor. Müzikte ritim var. Başka ne var? Nota. Değil mi? Şöyle bir nota hop yapabilirim. Ya da şöyle bir nota yapabilirim. Spor. Gol var. Gol nerede olur? Tabii ki de futbolda değil mi? Aklıma ilk o geldi. Futbol. Evet arkadaşımız Tonguç'u zaten topun beşinden koşturuyor. Dersi dinle Tonguç. Edebiyat. Edebiyatta şiir var. Başka? Şiir. Aklıma ilk mesela şair geldi. Değil mi? Hemen yazalım. Şair. Harikasınız. Var mı başka aklınıza gelen bir şey isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Bol bol okuyoruz merak etmeyin. Hoppa hemen pekiştirelim. Aşağıdaki balonlarda bulunan kelimelerden hangileri terim anlam içeriyor? Hmm. yani edebiyat olabilir, spor olabilir, müzik olabilir, bilim olabilir değil mi? Bu alanların içerisinde bulunan terimler olacak aslında. Bale. Bale neyle ilgili? Bir kere sanatla ilgili, değil mi? Dolayısıyla hemen şöyle farklı bir moralıyım. Terim anlam içeriyor. Şöyle tik atayım. Kirli, kirli bir çamaşır. Herhangi bir dalın altına giriyor mu? Hayır. Üçgen. Üçgen nerede kullanılıyor? Matematik dersinde. Peki matematik bir dal mı ya da bir etkinlik mi? Evet tabii ki de hemen. Temiz, kirli ve temiz. Zaten aynı değil mi? Bu da kirli temiz çamaşır diyebiliriz, temiz masa diyebiliriz. Dolayısıyla bunlar herhangi bir dalın altına girmiyor. Kale. Kale nerede olur? Futbolda. Dolayısıyla bu da futbol yani sporu kapsadığı için hemen tik attım. Pota. Basketbolda olabilir değil mi? Dolayısıyla hemen buna da tik attım. Neden? Çünkü sporla alakalı. Su. Aklınıza bir şey geliyor mu? Benim gelmiyor değil mi? A da sizin geliyor mu? Gelebilir ama bu herhangi bir dalın altında değil. Dolayısıyla ben çarpımı attım. Dize. Edebiyatla ilgili olabilir değil mi? Müzikle alakalı olabilir. Dolayısıyla hemen bir dalın içerisine girdi. Hemen tikimi attım. Harikasınız. Soru çözelim. Hmm. Aşağıdaki kelimelerden hangisi mecaz anlamlı kullanılmıştır? Hemen geçtiğimiz bir konuyu tekrar edelim. Mecaz anlamlı. Hava çok soğuk. Hmm. Hemen üşümek anlamında mı kullanılmış? Evet aklıma da ilk zaten soğuk. O anlamda geliyor değil mi? Yani soğuk şu an beni üşütüyor. Bugün bana çok soğuksun. Hmm. buna bir dikkat edelim. O üşümek ya da beni üşütmek anlamında mı kullanılmış? Yoksa bugün beni kırdın, benimle ilgilenmiyorsun, bana öfkelisin ya da benimle konuşmuyorsun anlamında mı değil mi? Yine gerçek anlamından uzaklaşmış. Dolayısıyla ben B işaretleyelim. ama C ve D'ye de bakalım. Cam kırıldı, yere düştü, pat diye kırıldı. Dolayısıyla gerçek anlam. Vazo yere düşünce kırıldı. Yine aynı vazo yere düşmüş, pat diye parçalanmış. Dolayısıyla yine ne oldu? Gerçek anlamını kullanmış olduk ve B şıkkına ulaştık. Haydi bakalım. Yapı bakımından kelimelere biz kaç ayıracağız? 3 e basit türemiş ve birleşik ek almamış veya ek aldığında anlamı değişmeyen sözcüklerdir. Bunlar basit ad üstünde basit ek alsa da anlamı değişmiyor. Yol, yola, yoldan, yolda, sor. Değil mi? Bunların hiçbir değişmeyecek. Türemiş ama aldığı ekle yeni anlam kazanan sözcükler. Yani yeni bir anlam kazanması gerekiyor burada. Yeni anlam önemli. Yoldan artık yolcu olmuş. Değil mi? Farklı bir şey aklıma geliyor. Ya da sordan soru olmuş. Yine aklıma farklı bir şey geliyor. Hemen birleşeye bakalım. Birden fazla sözcüğün birleşmesiyle oluşan sözcükler. Demirle baş birleşmiş, demirbaş olmuş. Huzurla ev birleşmiş, huzur evi olmuş. Bu kısımlar çok önemli. Hemen gelin pekiştirelim. Şöyle morla devam etmeyeyim. Maviyle devam edeyim. Şimdi basit türemiş ve birleşik kelimelere örnekler yazacağız. Basit kitap başka ne olabilir? Kalem olabilir. Başka buradan aklıma geliyor mesela kitap. Ha, gerçi kitabı yazdı. Kale yazayım. Tekrar kitabı örnek vermeyelim. Kitap, kalem, kale. Hemen bunları türemiş yapalım. Kitaptan kitaplık olmuş. Artık yeni bir şey aklıma geliyor. Değil mi? Yeni bir ünite, yeni bir kitap dolu böyle raflar geliyor aklıma. Kalem. Şöyle bir kalem aklıma geliyorken şimdi ben bu da öyle bir ek getireceğim ki hazır mısınız? Kalem. Lik oldu artık. Yani kalemlerim koyuldu o kutu değil mi? Kale. Şöyle futbolda Gol atabilmek için hop 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 futbolcuların koştuğu bir ne alan diyelim. Peki buna da öyle bir ek getireceğim. Hazır mısınız? Kale, ci. Ci eki getirdim ve artık kaleyi koruyan futbolcu anlamına geldi. Hemen birleşik kelimeye bakalım. Kitap evi. Başka? Kütüphane. Kütüphane. Yine kütüp Hane bileşik bir kelime değil mi? Aslında kütüple hane birleşmiş. Peki başka bileşik bir ke kelime ya da sözcük aklınıza geliyor mu? Benim biraz gelmiyor gibi biraz düşünelim. Başka ne olabilir? Kitap evi, kütüphane. Hmm, peki yemekhane olur mu? Olur bence değil mi? Bu da yemekle şahane birleşmiş. Harikasınız. Sizin neler geliyor? Düşünün ve yorumlara yazın mutlaka. Evet. Öncelikle hemen bir sonraki sayfamıza geçmeden unutmamız gereken bir şey var. Nedir o da? Tabii ki de ödevimiz. Öncelikle sıfırdan dörde Tonguç kitabımızdan neleri işledik? Hemen bir bakalım içindekiler kısmına baktık. Gerçek, mecaz ve terim anlamlı kelimeleri işledik. Diğer konularda zaten bunların içerisinde bunları mutlaka çözelim. Hemen sayfa 16'ya bakalım. Sayfa 16. Yine basit türemiş bileşiği de buradan tekrar edebilirsiniz. Dediğimiz gibi sol kısımda konu anlatımları, diğer tarafta da soru çözümleriyle kolayca konuyu pekiştirebilirsiniz. Harikasınız. Peki bitti mi? Hayır zoru bankasından da ne yapacaksınız? Tabii ki de zoruları çözeceksiniz değil mi? Hemen yine gerçek mecaz ve anlamları yine terim anlamları buradan kolayca çözebilirsiniz. Yine sayfa hemen aynı 16'dan başlayabilirsiniz. Bol bol örneklerle de pekiştirebilirsiniz. Şimdi en heyecanlı bölüm. Dım 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 dım. Nereye gidiyoruz? Tabii ki de beklediğiniz kısma. Hop ödüllü soruya. Aşağıdaki kelimelerden hangisi terim anlam içerir? Renk, boya, defter, şair. Cevabınızı yorumlara bekliyoruz. Harika bir ders sonuydu. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.